Söz sırası İyi Parti grubu adına Bursa Milletvekilimiz Sayın İsmail Tatlıoğlu'na ait. Süremiz 10 dakika Sayın Tatlıoğlu. Sayın Başkan, parlamentomuzun değerli mensupları, hepinizi şahsım ve partim adına saygıyla selamlarım. 71 maddelik vergi torba kanun teklifiyle ilgili değerlendirmeleri yapmak üzere huzurunuzdayım. Bu komisyonda, komisyon üyesi olarak komisyonda da görüştüğümüz kanun maddeleri içerisinde bazılarına olumlu yaklaştık. Evet dedik. Ama önemli bir kısmına da hayır dedik. Üçüncü ve dördüncü maddeler vergi ve istisna ve muafiyetleriyle ilgili. Bunu defalarca bu mecliste konuştuk ama bir defa daha üzerinde duralım. OECD raporlarına göre Türkiye yaklaşık 94 ülkenin en karmaşık vergi sistemine sahip bir ülke. Lütfen bunun üzerine gidilmesi artık vergi kanunlara sığmıyor. Ve yeni uzmanlıklar oluştu. Uygulanamaz bir kanun yapısı ortada. Ve etkinlikten uzaklaştı. Yedinci madde sınır dışı güvenlik görevlerinde bulunanlara ilaç tedariki. Buna biz evet dedik. Tahmin ediyorum grubumuz burada da yine olumlu yaklaşacaktır. 8, 9 ve 10. askeri personel ve kadrolarla ilgili düzenleme ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bu gerçekten bu kanunların, bu torba kanunun maalesef çok iyi hazırlanmadığını, kanun yapma kalitemizin nasıl düşük olduğunun bir göstergesi. Sayın Altun Yıldız da burada. O da katıldı. Hatta Milliyetçi Hareket Partisi'nin değerli komisyon üyesi çok yerinde bir sorgulamayla bu konuyu gündeme getirdi ve baktık ki gerçekten de ortada hazırlıksız bir durum var. Ve bu kanunun geri çekileceğini veya da düzenlenerek genel kurula geleceği söylendi ama maalesef bakıyoruz ki bugün yine aynı metinle karşı karşıyayız. Ben bugün bunun genel kurulda düzenleneceği şeklinde bir talebi tek gündeme getirmek istiyorum. 12. madde büyükelçilikle alakalı. Yani Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı bir görevle ilgili bir kişiyi büyükelçilik olarak görevlendirebiliyor ama akredite olmaksızın bu görev bittiğinde büyükelçilik düşmüyor bu düzenlemeyle. Büyükelçilik görevi tekrar geri alınıncaya kadar büyükelçilik devam ediyor. Dolayısıyla biz bu uygulamaya karşı çıktık. 15. ve 16. maddelerde burada da bir mutabakatımız vardı Sayın Komisyon Başkanı ve kanun teklifi sahibiyle. Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne dönüştürülmesi. Bu tabii ki kabul edilebilir. Baktık ki sadece bir Karaçi'de bir de Afganistan'da bu isimle iki üniversite var. Halbuki gerekçesine baktığımızda şöyle olması lazım. Gaziantep İslam Dünyası Bilim ve Teknoloji Üniversitesi. Doğrusu bu. Ve bu konuda da Sayın Başkan da, Sayın Bilgiç de, teklif sahiplerinin başında Sayın Altun Yıldız da bir mutabakat halinde bunun düzeleceğini söylediler ama buraya geldiğimizde yine aynı metinle karşılaştık. Yani bunları da bir ifade etmek istiyorum. Yani milletvekili olarak da bir yapabilirliğimizin olması lazım. Madem orada komisyon olarak düzenliyoruz, hiç olmazsa bir ortak akıl üretelim. Bu FİKKO konusuna 21. maddede yatırımlarda KDV'nin uzatılmasına biz komisyonda İYİ Parti olarak olumlu yaklaştık. Arkadaşlarımız burada kendi kararlarını verecektir. Biz komisyon üyeleri olarak bu görüşümüzü belirttik. 22. madde tabi bu FİKKO konusu gerçekten bir ayıplı duruyor. Bakın kanun yaparken Sayın Bakan'ın bir tweet'i var. Yani bu çok üzücü. Ben samimi söylüyorum burada anladım ki iktidar milletvekili olmak çok zor. Ya bunu samimiyetle söylüyorum. Yani milletvekili olmanın sıkıntıları var ama iktidar milletvekili olmak çok zor yani.
33. maddede kamu ihale kanunu yüz bilmem kaçıncı kere yine değişiyor. 43. maddede malullük ve yaşlılık sigortasının aylıkların 1.000 lira olması. Biz bunu az bulduk. Olumlu karşıladık 43. maddeyi de. Ama asgari ücret seviyesine gelmesini talep ettik. Buna da evet dedik. Ve 44. maddede firma kurumlarına vergi muafiyetine, buna da olumlu yaklaştık ama diğer bütün maddelere olumsuz yaklaştık. Çok değerli milletvekilleri, bu 71 madde 16 farklı konuda tasarlanmış bir torba kanunu. Anlaşılıyor ki Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kanun yapma tekniği bundan sonra torba kanunlarla gidecek. Yani sistemin esasında üstü kurulmuş ama altı boş. Biz bunun altını doldurmazsak, şipşakçı meclis gibi bir tanımlama yaparlarsa yarın, bu tanımlamayı yapanlara haksız diyemeyiz. Bu biraz meclisin kalitesiyle de alakalı. Lütfen bu hepimizin sorunu ama öncelikle hükümete destek veren siyasi partilerin. Bir başka konu ben özellikle gündeme taşımak istiyorum. Bunu bütçeleme sürecinde de gördük. Meclisi çalıştırmak önceden iktidar partilerinin, şimdi de hükümeti destekleyen siyasi partilerin görevi. Ama ben öyle gördüm ki yeni sistem bizzat AK Parti tarafından algılanmamış. Bakın, bütçe teklifi var. Bütçe teklifini sunuyorlar ve bütün partiler görüşlerini belirliyor ve sonunda Sayın Bakan ilgili bir cevap verecek. Ama her maddeye AK Parti grup başkan vekilleri sanki önceki sistem gibi söz alıp savunuyorlar. Hatta AK Parti hiçbir sataşma olmaması durumunda bile. Adeta ormanlar mı değerli, madenler mi değerli yapılan daha önceki okullarda yaptığımız münazara dönemlerine gidiyor. Ve meclis etkin çalışmıyor. Bakın yok. Toplam olarak yine AK Parti'den 15 kişi yok. Bak milleti şikayet ediyorum. 3, 5, 7, 9, 10, 12. Yani meclis etkin çalışmıyor, bilmiyorum nerede ama ben bunu samimi söylüyorum. Bir başka konu, bakın. Olduğu zaman da muhalefet olmuyor yani. Evet, bakalım. Bir değiştiğinde de bir bakarsınız var mı? Bir başka konu var. Parti diliyle devlet dili birbirine karıştı. Bakın. Parti dilini devlet dili kullanırsa devlet acziyet içinde olur. Devlet dili, devlet parti dilini kullanırsa sert, otoriter, faşizan diyebilirsin ama öbürküne zafiyet olur. Dün bakın bir milletvekili arkadaşımız dedi ki Siirt'te bir hanede 700 seçmen tespit edildik dedi. Ben beklerdim ki bu sıralardan şunu bekledim. Başka bir örnek daha vereceğim. Bir dakika, hiç merak etme. Biz bunun takipçisi olacağız ve asla böyle bir şeye müsaade etmeyiz. Devlet bunu konuşur. Ne dedik? PKK yapmıştır. Ya bu cevap mı Allah aşkına? Kim yaparsa yapsın. Yani cinayet o işlemiş, bu işlemiş. Ya böyle bir şey olur mu? Aynı şeyi bakın Tarım Bakanlığı'nda da ben dile getirdim. Tarım Bakanlığı bütçesi görüşülürken. Sayın Bakan diyor ki 15 dakikada ormanlara diyor müdahale ediyoruz biz yangınlara. Arkadan bir milletvekili dedi ki neden Dersim'de dedi, onun tabiriyle söylüyorum. Bir haftada oldu dedi. Bakan döndü, yanındaki danışmanından bilgilendi. Müsaade etseydiniz de dedi hemen gitseydik dedi. Ben anında orada müdahale ettim. Devlet dili böyle olmaz. Ne demek müsaade etseydiniz? Bu kadar acemilik olur mu? Böyle bir yapı olur mu? Müsaade mi isteyeceğiz? Efendim şurada yangın var, müsaade edin de biz bir geçelim. Yani şimdi bu 700 seçmen bir yerde varsa, kim yapmışsa yapmış, bunu kim koruyacak, hukuki kim tesis edecek? Siz bunu hükümeti destekleyen siyasi partiler olarak takipçisi olmayacaksınız. Kim olacak? Elbette ki. Bakın mutabakat sağladığımız konuları bari yukarıda, buralarda hakikaten getirelim ve düzenleyelim. Aksi takdirde yani fonksiyonsuz bir meclis oluyoruz.
İktidar da, yani iktidar demiyorum ama birinci parti, ikinci parti bu dahil oluyor. Bak başka bir şeyle sonuçlandırayım bir dakika. 24 Haziran seçimleri sonuçlarının AK Parti tarafından da yanlış okunduğunu düşünün. 24 Haziran seçimleri hiçbir partiye... Bir dakika ilave ediyoruz. ...yapma yetkisi vermedi. Hatta AK Parti'ye dedi ki ben sana tek başına güvenmiyorum dedi. Ve kendi dolayısıyla burada el kalkmazsa buradaki elleri saymazlar. Yani altımızdan at gitmiş ama hala koşuyoruz gibi 17. kere bütçe hakkı kullanıyoruz gibi kavramlar çok doğru kavramlar değil. Milli iradeyi ifade eden kavramlar değil. Ben bu kanun çerçevesinde meclisin tekrar kanun yapma kalitesinin yükseltilmesi ve devlet etme yapısının kullanılması gerektiğini bir defa daha hatırlatmak istiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Buyurun Sayın Akbaşoğlu. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Biraz evvel değerli hatibin beyanlarına istinaden şu açıklamayı yapma ihtiyacı hissettim. Şimdi seçim hukukunu bilenler ortak olarak hep beraber şu konuda bilgi sahibi olmalılar ki bu seçmen kütüklerinin güncelleştirilmesiyle ilgili süreçler yıllardır, 10 yıllardır aynı şekilde devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulu bir yargı organı olarak, tarafsız, bağımsız bir yargı organı olarak, yüksek yargı organı olarak bunu ilan ediyor. Bütün vatandaşlarımız ve siyasi partiler bunu kitle iletişim araçlarından da, resmi duyurulardan da öğreniyor ve herkes kendi takdiriyle başvurularını yapıyor. Ben oyumu şurada kullanmak istiyorum, burada kullanmak istiyorum şeklinde. Ve bu denetime açık. Hem vatandaşların hem siyasi partilerin. Eğer bir hakikaten öyle 700 kişilik falan bir yerde bir yığılma, bir operasyon varsa çok basit. Bundan şikayetçi olanlar... Toparlayın lütfen. İlgili seçim kurullarına itirazlarını yapacaklar. Diyecekler ki şu adreste şöyle şöyle 700 kişi, 1000 kişi neyse 5 kişi doğru olmayan bir kayıt görünmektedir. Bununla ilgili hukuki sürecin başlatılması, gerekli işlemlerin yapılmasını seçim hakiminden isteyecekler. Bu kadar basit. Ve biz bu denetimleri de kendi partimiz olarak da biz de yapıyoruz. Bu bütün siyasi partilerin ortak efendim sorumluluğunda olan herhangi bir şey ve devlet de bunun gereğini mutlaka takip ediyor ve yapıyor. Sistem işliyor. Varsa bir bu konuyla ilgili tespit hemen şikayette bulunsunlar. Eğer ilgili yetkili kişiler idari anlamda eğer harekete geçmiyorlarsa biz de hükümete bu konuda gerekli efendim tavsiyelerimizi söyleyelim. Bakın şurada şöyle bir hadise var buraya müdahale edilsin diyelim yani getirsinler bize de. İçişleri Bakanlığımıza da yani ilgili yetkili kişiler bu konuda görevlerini yapmıyorlarsa idari ve adli soruşturmayı başlatalım arkadaşlar. Bu kadar basit. Evet. Teşekkür ederim Sayın Akbaşoğlu. Yani bu tabii bir saniye Sayın Tatlıoğlu. Sayın Danış Beştaş dün gündeme getirmişti. Yani bence tabii Türkiye'nin adil bir seçimi, lekesiz bir seçimi yapması gerekir. Bu konuda şikayetleri varsa bütün partilerimizin de el birliğiyle bütün şüpheleri ortadan kaldırması gerekir. Belki bu konudaki belgeleri sizlere de ulaştırabilir arkadaşlarımız. Her birinizin paylaşmasında ve takipçisi olmasında ben sayısız yarar görüyorum. Teşekkür ederim. Sayın Başkanım, ben seçmen kütüphelerinde yanlışlık var. Bunu ben getirmedim. Sayın Grup Başkan Vekili YYT'nin dinlemedi. YYT'nin yanlış anladı. Benim demek istediğim şey şu. Ortada bir hukuksuzluk şikayeti var. Tepki onlar yapmıştır, bunlar yapmıştır. Benim dediğim şey devlet adına hükümeti destekleyenler ve devletin hareketi nereden gelirse gelsin teskin etmektir. Evet böyle bir şey varsa merak etmeyin biz bunun takipçisi oluruz dilini kullanmak. Sayın Akbaşoğlu'na bunu ifade etti şimdi. Hayır ben yoksa burada tabii ki etti. Yoksa ben seçmen kütüklerindeki yanlışlıklar var bunu dilini tekrar getirmiyorum. Bu ormanlar konusunda da söyledim Tarım Bakanlığı'na. Yani bu biraz toplumu, bu dili sürekli kullanırsak toplum hukuksuzluk konusunda daha da ümidini yitirir. Teşekkür ederim. Devlet bu böyle olmaz. Peki, ben de başkanım.
Evet, ben yani önemli konularda bence seçimlerin her parti açısından adil ve lekesiz geçmesi çok önemli. Bu konuda ben bütün partilerimizin bir duyarlılık göstereceğine inanıyorum. Şikayetler varsa bunları ortak bir şekilde dile getirip beraberce hep beraber çözmeniz gerektiğine inanıyorum. Buyurun Sayın Tiryaki. Çok teşekkür ederim. Bu dün Sayın Başkan çok teşekkür ederim. Bu dünkü konuşmalarımız üzerine tartışmaya açılmış bir konu. Sorun şu. Şimdi milletvekilimiz dün dedi ki nüfus müdürü telefonuma çıkmıyor. Hani şimdi sanki çok böyle ileri bir demokratik ortam var. Bu sorunlar var. Milletvekillerimiz, kentin milletvekilleri o yerelde bu sorunların çözümü için görüşmelerde bulunuyorlar. Sorunu çözebiliyorlar da biz burada başka bir şey anlatıyoruz. Zaten sorun bizzat buradan kaynaklı. Yani bir sorun tespit ediyoruz. Sokak numarası belli, daire numarası belli, kaç tane seçmen kaydedildiği belli. Bundan daha somut bir bilgi yok. Şimdi bu konuda nüfus müdürüyle milletvekilimiz konuşup sorunu çözmek istiyor. Nüfus müdürü diyor ki ben milletvekiliyle görüşmeyeceğim. Yani başka nerede anlatılacak bu? Yani zaten hukuksal yollar işleniyor olsa bu Peki teşekkür ederim. Bence konu çok netleşti. Yani siz bir teklifte bulundunuz ve bir davette bulundunuz. Bence bu konudaki belge bilgi varsa ki Sayın Danış Beştaş bunları bence ulaştırmanıza da yararlı olur kendilerine. Bir beraber takip etmeniz bence yararlı olur. Buyurun Sayın. Biliyorsunuz bu konuda tam yetki Yüksek Seçim Kurulu'ndur. İlan eder il seçim kurulları ve ilçe seçim kurulları ki her partinin de bir temsilcisi vardır. O kurullarda bu konu yargısal bir süreç içerisinde neticelendirilir. Bu konuda ilgili seçim hakimine, o yargı çevresindeki ilgili seçim kuruluna ilişkin itirazlar yapılabilir ve seçim hakimi de bir karar verir. Yargısal bir boyuttur. Dolayısıyla bu konuda hepimiz ortaklaşa, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da lekesiz, demokratik ve hakikaten yüksek katılımlı Avrupa'nın ve dünyanın en iyi, en güzel seçimlerini yaptık ve bundan sonra beraber de yapacağız inşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun.